Evet, vücudumu ve yüzümü ısıtıyorum arkadaşlar. Delirmedim. Çok teşekkür ederim hepinize buraya kadar geldiğiniz için. Açıkçası bu kadar yüksek bir katılım ben de beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Gelmeyen boğdurulacak demişsiniz. Sus be! Ne alakası var? Kimseyi zorla tutmuyorum ben burada. O zaman majestelerin izniniz varsa... Ne diyorsun anlamıyorum. Gel yaklaş. Yaklaş mır mır. Anlat. İzniniz var. Yüksek diyaframı kullan. Çık. Çık. Ah! At sesi. Ah! Ah! Patlat. Ah, at! 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 Ah, at! Ha, yüksel. Ah! 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 At sesi. Ha, at! Ha, at! At! Nereye atıyorsun? Yavaş, sakin. Efendim, eşim benim hasta döşeğinde yalnız bıraktım da bizim tek çocuğumuz öldü. Hı hı. Onun için bana ihtiyacı var. Bitti mi? Ha, bitti. Empati yapıyorum seninle şu anda. Empati, bir oyuncunun en önemli özelliğidir, not edin. Haklısın, doğru, seni haklı buldum. Bir adam her zaman karısının yanında olmalı. Çıkabilirsin. Sağ olun majesteleri. Sağlığınıza dua edeceğim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir dakika, ne oluyor? Bir dakika, ne oluyor? Bırak! Ah! 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 Evet, var mı başka drama olan? Güzel, ben de öyle tahmin etmiştim. Bongomyalılar, bildiğiniz gibi ki biliyor musunuz ondan da emin değilim. Konu sanat olduğunda Bongomya 32 krallık arasında 40. Yani bizi geçen 7 tane daha köy var. Bunların birçoğunda çatal bıçak daha icat edilmedi. Ben bu halkın cahilliğinden bıktım arkadaşlar. Aranızda Roma'da Güzel Sanatlar Fakültesi bitirdiğimi bilmeyen var mı? Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ne olduğunu bilmeyen var mı? Roma diye bir imparatorluk var, onu bilmeyen var mı? Ya aranızda tiyatro izlemiş bir kişi yok mu? Hah, evet Aşari, harika, sen çıkabilirsin. Neden ya? Ben de oynamak istiyorum. İlk defa medeni bir şey yapılıyor şu sarayda. Niye çıkarıyorsun beni? Hem kadın rollerini kim oynayacak? Larus oynar. Ben de oynayabilirim. Yani savaştan vakit kalırsa tabii. Ki bence kalmaz. Çünkü biz erkekler erkek gibi... Aşarya, abisinin güzeli prensesim, yaklaş. Orada kal. Niye biliyor musun? Çağımızda kadınların sahneye çıkması söz konusu bile olamaz. Ben açıkçası seni öyle yiyecek içecek, kuru yemiş, getir götür için çağırdım. Çıkabilirsin. Ah! Çık şuradan. Oluşturduğunuz bu ataerkil düzende kadınların önüne engeller çıkardıkça... biz kadınları eşit birey olarak kabul etmedikçe... toplumsal cinsiyet rollerini çıkarlarınız uğruna dayatmaya devam ettikçe... sizin varlığınız yıllar geçtikçe çürüyüp yok olacak. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musunuz? Aferin. Kadın olmasa tam onluk rol. Larus senden de aynı performans bekliyorum tamam mı? Şimdi değil. Sakin. Zamanı gelecek. Hazırsanız anlatıyorum. Eskiden tam burası Hırvat Krallığı'ydı. Hatta 2. yüzyılın başında altın çağlarını yaşadılar. Sonra şimdi ismi lazım olmayan bir krallıkla savaşa girdiler. Savaştılar, 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 savaştılar ve sonunda bunun kendilerini tüketmekten başka bir işe yaramadığını anlayıp birleşmeye karar verdiler. İşte buna diplomasi denir majesteleri. Ha? Ha, oh, kraliçem. Kralım, Kaleş. Hmm. Özür dilerim, geç kaldım. Sizi beklemiyorduk sevgili Anarkia. Şu sıralar beklemediğin çok şey oluyor sanırım Kaleş. Ülkemizin geleceği için önemli kararlar alırken kraliçemizin de söz hakkı olduğundan onu ben davet ettim Kaleş. Siz nasıl isterseniz majesteler. Larus, Lark ve Orion'u çağırın. Hepsi Kuzey Kule'deki küçük depoda toplantıdalar efendim. Ne toplantısı bu? Bilmiyorum. Kaleş? Ben hemen ilgileniyorum majesteleri. Açıkçası böyle bir şey bekliyordum.
Muhtemelen ayaklanma için yandaş topluyorlar. Eğer böyle bir şey yaparlarsa yemin ederim Bongomya'nın gönüllü, yüce, yüce... Tamam hayatım, daha kısa bir şey bulacağım ben. Evet. Neyse, gazabıma uğrayacak. Gazabıma uğrayacak. Böylelikle Hamlet de intikamını almış oluyor. Anladınız mı? Anladık deyin artık. Anladık tabii. Anladık. Amca. Buyurun beyefendi. Yani Hamlet'u ben oynayacağım öyle mi? Ne? Hamlet. Yani burada üç kere baştan sona oyunu anlattım ve sen hala Hamlet mi diyorsun? Hamlet Lark. Hamlet. Hamlet ha. Ayrıca merak ettim. Sorabilir miyim sana hangi yetilerine ve hangi oyunculuk becerilerine dayanarak böyle ağır bir rolün altından kalkabileceğine olan inancını sağlam tuttun? Hı? Aranızda Roma'da oyunculuk fakültesi bitirenlere kaldırsın. Bir kuş ben. Hani? Hı? Bakın hani baktım yok. Var mı başka kimse? Yok. Demek ki ben oynayacağım Hamlet'i. Salak salak şeyler yaptırttın bana. Tamam. Bir kere daha anlatıyorum. Ama yine anlamayan olursa bu sefer gerçekten hepinizi gebertirim. Bizim krallık üzerinden anlatıyorum. Şöyle. Ben Bongomya Prensi. Amcam prensin amcası babayı öldürüyor. Sonra da gidip annemle birlikte oluyor. Ne? Biz hemen intikamınızı alıp gelelim. Ya bir dur! Her şeyin bir zamanı var Orion. Her şey. Zamanı geldiğinde intikam ateşim bana karşı olan herkesi yakıp yıkıp kül edecek. Yoluma çıkan herkesi ve her şeyi kan kusturacağım. Kan! Bu biraz büyük oldu, daha intim bir şey yapacağım oyunda. Ne kadarını biliyor? Her şeyi biliyorum. Nereden öğrenmiş olabilir? Bizim de Roma'da kendimize göre bağlantılarımız var herhalde. Peki ne istiyor? Hakkım olanı istiyorum. Krallığı mı? Ay gelseydin toplantıya, orada 50 kere anlattım ya. Bu iş sandığımızdan büyük. Benim artık korkum falan yok. Bana bulaşmayacaklardı. Duymuşsundur, herkes geldi ilk toplantıya. Herkes derken? Larus, Lark, Orion. Diğer soylular da onun yanında mı? Hepsinin bir rolü var. Larus'u kraliçem yapacağım. Manyak mı bu ya? Bu nasıl bir hırs? Utancından ayaklarıma kapanacak o yengem. Ne sanıyor bu herif kendini? Ben kimsenin ayağına kapanmam. Babamın dediği gibi. Etrafında bir düşman göremiyorsan en yakınına bak, oradadır. Prensim, umarım bu yaptığınız şeyin ve sonuçlarının ne kadar ciddi olduğunun farkındasınızdır. Ben her şeyi göze aldım amca, tamam mı? Bu yoldan dönüş yok. Peki ya başarısız olursanız? Açıkçası ben öyle bir ihtimali hiç aklıma bile getirmiyorum. Azmim, yeteneklerim, eğitimim, bence her şeyim yeterli. Öyle bir oyun koyacağım ki alem tiyatro görecek. Tiyatro? Ne tiyatrosu? Dostlar. Dostlar tiyatrosu. Ya bıktım ben artık sizin bu cehaletinizden. Hamlet, oyunun adı. İngiliz genç bir yazar yazmış. Fena bir metin değil. Sevdim kalemini çocuğun. Roma'da okuduğum dönemde elime geçmişti. Tiyatro. Evet. Bildiğimiz tiyatro. O kadar insanı etrafınızda topladığınız duyulunca krala karşı ayaklanıyorsunuz diye düşündüler. Yuh be! Ben mi? O yengem olacak kadın karıştırıyor değil mi ortalığı? Amca bak, sana söyleyeyim. Biz Bongomyalıyız. Biz de aileye yamuk olmaz. Ben asla şüphe etmedim sizden. Merak etmeyin, abinizle konuşur. Bir yanlış anlaşılma olduğunu söylerim. Söyle. Çünkü hepiniz bayılıyorsunuz kendi kendinize gelin güvey olmaya. Ah! Çok kötü oldu vedalaşmadan gitmeniz, küçük prens. Kafaya koymuş. Zehirli sözleriyle beni de yanına çekmeye çalıştı. Krala ve kraliçeye bağladığımı söyledim ama delirmiş gibiydi.
Tenyo. Daha fazla güç toplamadan kurtulmalısın ondan. Birkaç gün içinde ikinci bir ölüm dikkatleri üzerimize çekmez mi? Düşmanlarına güçlü bir mesaj vermelisin. Daha fazla beklemek otoriteni sarsmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Kraliçe haklı. Eğer izin verirseniz küçük bir kazayla bu işi halledebilirim. Zor zamanlar, zor kararlar gerektirir sevgilim. Kurtul ondan. Bu işi bu gece sessizce hallet. Bu arada böyle bir konuşma olmadı. Bu kazadan falan bahsetmedim yani. Ne kazası? Şimdi sen bahsettin ya kaza diye. Tamam. Yani ne kazası derken... Zaten öyle bir kaza yaşanmadı. Durumunu pekiştirmek için söyledim. Sen kaza nasıl olsun diye sormadın mı şimdi? Yahu hayır. Yani ben bile bilmiyorum demek istedim. Böyle bir konuşma yaşanmadı demek için. Amca sen sarhoş musun? Ya şimdi söyledin ya. Kaza süsü vererek prensi öldürürüm dedin ya. Tamam. Tamam. Ben halledeceğim. Prens bu gece ölecek.